Temayet İstanbul Esenler'de sektöre hizmet vermektedir. Et sektöründe kalite ve hijyeni ön planda tutan işletme çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Daha önce tekstil işi yaptım Bursa'da, biraz da İstanbul'a yaptım. 2004 krizinde çıkan krizde biraz maddi zarardan dolayı tekstili bıraktım. Tamam da gıda sektörüne ulaştım. Gıda sektörüne başlarken en alt yapıdan başladım. Böyle yani tepeden inme değil, bulunduğum konumu da bırakarak çeşitli et sektörüne birkaç tane büyük firmada departmanla yer aldım. O şekilde kendi geliştirerek işte son 4 yıldan beri arkadaşım Mirat Bey ile beraber et sektörüne girdik. Yani kendi toptan üzerine yürüdük. İşte 4 yıldan beri de perakendeye geçtik. Daha önce 3-4 yıl toptan yapıyorduk. Hayvan Edirne'de, Trakya bölgesine, Afyon, Balıkesir, o yörelerimizde hayvan kesip burada getirip marketlere, kasaplara dağıtıyorduk. İşte son 3-4 aydır perakende işine soyunduk. Tabii bunu yaparken en iyi şekilde hijyen, yani tarımın bizde, devletimizde istediği bütün kuralları en iyi şekilde yerine getirmek. Bir depomuz var mı? Depomuz var. Şu anda 3 tane soğuk hava depomuz mevcuttur. Kesinlikle şu anda tarımın istediği beyaz ette, kırmızı etin ayrışma şekli. Bunların en iyi şekilde muhafaza edilmesi ve ayrı ayrı bir şekilde işlenip, paketlenip bir de ayrıca dinleme depomuz var. Oradan da tezgaha ve toplamlarımıza ulaştırmak üzere sevkiyatımızı yapıyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak Isparta bir de Denizli bölgesinde çalışıyoruz ve Balıkesir. Biz büyükbaşla ilgileniyoruz. Ortalama 50-60 civarında. Kendi haftalık olarak 50-60 tane kesiyoruz. Bunun kısmen kendi burada işliyoruz. Bir kısmı da yine toptan devam ettiğimiz için belirli marketlere, firmalara karkas şeklinde sevk edin. Evet. Küçük başta ne kadar? Bizim küçük başta ortalama hafta 30-35 civarında olduğu için yani müşteri talep üzerinde. Bizim aslında ana gövdemiz, ana işimiz büyük baştır. Kalitede gerçekten dünyada en lezzetli hayvanı Türkiye'de düşün. Bir kere bunu biz Avrupa'da getirdik hayvanları dünyanın çeşitli ülkelerinde. İşte İtalya'nın açılmasıyla belirli ülkelerle çalıştık. Ama tat ve lezzet bakımında en güzel, en kaliteli bu ülkede çıktığını, çünkü biraz daha geliştirseler, biraz daha insanları teşvik etseler, bunun kazançlı bir şey olduğunu, özgüvenli bir şekilde kazanacak şekilde bir sistematiğe dönüştürürlerse, yani bunu reformu yapıp daha iyi bir şekilde şey yaparlarsa, Türkiye'den daha güzel et, lezzet bakımından üretilecek bir ülke yoktur.